seyirler, iyi geceler. Yine birlikteyiz, bir başka zaman kaybolmazdayız. Bu geceki konumuz önce Akdeniz ve İtalya'daki denizci devletler. Bunların arasında da en göze çarpanlar, hocama da bakıyorum, Venedik, Pisa, Cenova, Amalfi. Daha sonra da bir kültür çağı başlatan Floransa olacak herhalde. Hocam bunları söylerken ilk önce bu Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılışıyla mı gireceğiz? Roma İmparatorluğu biliyorsun 2. asırda yüzlerde ispanı yaşıyor. Cumhuriyet yönetimi ebedi bir diktatörlüğe dönüşmüş. Bu ebedi diktatörlüğün adını biz bugün imparatorluk diye anlıyoruz, imperia diye. Halbuki bu bizim bildiğimiz imparatorluk değil. Hı. Yani orta çağlardaki imparatorluk değil. Çünkü burada hukuken monarşiden bahsetmek bile mümkün değil. Yani bir diyarşi var her şeye rağmen. İşte böyle bir takım Neron gibi, Caligula gibi, Commodus gibi aşırı despot, tiran imparatorların varlığına rağmen Senato bir varlıktı, evet. Roma İmparatorluğu'nda. Senato'nun kanun koyma ölçüleri her zaman içinde istismar ediliyor değildi. SC diye yazılır, Senatus Consultum. Ve Senato'nun yorumları aslında her zaman için gene yaygındı, yürürlükteydi. Bununla birlikte tabii Cumhuriyet yönetiminin patriçilere, üst sınıfın oligarşik yapısına, yönetimine dayanan idaresi değişmekteydi. Yalnız orada o kapalılığın yıkımı da göze çarpıyor. Şimdi bakınız. İmparatorlardan bir tanesi mesela Septimus Severus. Bu arkadaş Libyalı. Leptis Magna'da doğmuş. Annesine baktığın zaman silk olarak İtalya'dan göç eden bir patriçe ailesinin kızı kadın. Fakat baba mesela yerel aristokrasiden. Hmm, evet. Şimdi demek ki vatandaşlık dediğimiz şey, vatandaşlık çok önemli şey. Kivis yahut kives dediğimiz unsur yayılıyor. Sivil oradan geliyor herhalde, oradan değil mi? Oradan geliyor tabii, yayılıyor. Şimdi mesela bu Saint Paul, bu haham Şaul, bir Yahudi hahamı Tarsus'ta yaşıyor. Bu bir gün propaganda yaparken çarşıda, pazarda bunu tevkif ettiler. Çok anarşik, çok kavgacı bulundu, itirazlar çıktı falan. Saint Paul'ün vaazlarında daima anlaşılan bir çatışma ve kavga çıkıyor. İtirazcı grup çok kalabalık oluyor. Bir tevkif etti bunu Kenturion yüzbaşı. Bu Civis Romanus'um dedi, Roma vatandaşım dedi. Adam özür dileyerek zincirleri çözüp bıraktı. Şimdi bak, bu insana bizim anladığımız modern anlamdaki bütün şeylikleri veren, yani bütün vatandaşlık, hukuk dokunulmazlıklarını veren bir statü bu. Çok Roma bir kavram yani, evet. Bir kavram, vatandaşlık bir kavramı. Bir enstitüsyon. Bu yayılıyor. Kaldı ki Karakalla, yani milattan sonra 2. asrın sonu, yani Ankara'da Roma hamamlarını yaptıran hükümdar, bu imparatorun büyük bir vasfı var, bu çok hamam yaptırır. Yani bu gibi tesislere çok önem verir. Çünkü onlar aynı zamanda ordunun dinlenme, teessüs makarı dediğimiz önemli merkezlerindedir. Yani bayağı bir saniter sistem geliştiriyor askeri ve ticari merkezlerde. Şimdi orada onun zamanında vatandaşlık bütün Roma'ya yayıldı. Yani Roma şehrine, onun bazı müttefiklerine, bazı şehirlerdeki insanlara değil, yaygın bir şekilde verildi. Bu çok önemli. Bakın, bir imparatorluk bir yandan böyle bir ebedi diktatörlüğe gidiyor. Bir yandan da yurttaşlık dediğimiz şeyin, yani eski Atina'da çok az insana sahip olduğu, eski Kartaca'da çok az insanın sahip olduğu, Roma'da çok küçük bir azının sahip olduğu statüyü yayma durumunda. Öte taraftan da tabii Hristiyanlık çıkıyor. Şimdi bu Hristiyanlık
kilisenin kendi tarihi yorumu, tarihi yorumlama stilleri dışında, abartmalar dışında ele alınmalı. Bir kere Filistin'de bir din var. Bu hepimizin menşei, vahyi bize öğreten din bu, Yahudilik. Yani biz şeriatı onlardan öğrendik diyoruz. Yani bizim öncelimiz diyoruz, Şeremen Kabelena diyoruz. Bu kavmin dini o kavim için. Yani İsrail'in tanrısı diyorlar Yahva'dan, değil mi, bahsederken. Yahudi dini proselit değil, başkalarına din yayma gayreti onun için haşa yok. İsrailoğullarına ait bir din. Ama yaşayışları, beslenme biçimleri, itikadi, itaat biçimleri, ibadet biçimleri insanların ilgisini çekiyor dünyada. Çünkü pagan dünya, çok tanrılı dünya, putperest dünya bazı şeylerde çıkmaza girmiş. Ve böyle bir tanrıdan korkan, nar takımı denir onlara. Bunlar, bu insanlar bu dini taklit ediyorlar. Sünnet oluyorlar, koşer kurallarına uyuyorlar. Onlar gibi ibadet ediyorlar, onlar gibi Allah'a inanıyorlar. Yahudi değiller tabii ama onu taklit ediyorlar. Öte tarafta da Yahudi dininin kendine has sıkı kuralları, sonra İslam'da da var ki bu çok daha sıkı. Dış alemde, yani Yahudi olmayan alemde bir alay ve protesto konusu da oluyor. Bir üçüncü unsur, Roma dinler halitası haline dönüşmüş. Roma dini temelde Yunan dini gibi hemen hemen aynı tanrılar. Fakat mesela dediğimiz meşhur Pantheon, işte kubbeli yapı. O mabette imparatorluğun her tarafından tanrılar var. Baal tanrı var, Suriye, Lübnan'dan. İştar var, bizim Anadolu'dan Kibele var mesela falan. Ve Kibele diye bir kült var Roma'da, Vatikan Tepesi. Yani ana bugün papalığın olduğu yer tabii. Bizim Anadolu'nun toprak ana tanrıçası Kibele. Ve onun ayinleri biraz rezilhane oluyor. Gerçekten. Evet, orjilere falan gidiyor. Ve insan kurban ederlermiş. Yani Romalıların unuttuğu, çoktan beri yaşamadıkları bir adet bu. Yunan'da da yok. İnsan kurban ediyorlar. Onun için bizzat şehrin sakinleri ve muasır Romalıların bile meşum diye baktıkları bir inanç, din bu. Ya bu dinsel nedenlerle, dekadanstan değil yani bu. Bu Kibele kültünü, evet, alıp getirmiş adam. Sonra orada bir de mesela Isis kültü var. Mısır'ın tanrıçasına tapanlar var. Yani Mısır dinini benimseyenler var. Böyle bir dünyanın içine bir Hristiyanlık giriyor birdenbire. Bu yorum, İsa'yı gören insanlar değil bunlar. Bu böyle Saint Pierre'in ve bilhassa Saint Paul'un yorumlarıyla ortaya çıkıyor. Ve bir hiyerarşisi var bunun. Yani şeyleri var, episkoposları var, efendime söyleyeyim, papazları var. İşte ayinler yapılıyor tabii gizli. Zaman zaman tolere ediliyor. Zaman zaman da aksine cezalandırılıyorlar. İftiraya uğruyorlar, takip ediliyorlar. Fakat böyle bilhassa proletarya arasında müthiş yayılıyor bu. Müthiş yayılıyor. Ve o kadar Hristiyanlık ki, Hristiyanlık o kadar yayılıyor ki 300'lerde, yani bu biliyorsunuz İmparator Konstantin diğer rakiplerini alt ederken Hristiyanları kullanıyor, onlardan destek görüyor. Çok önemli, yani Konstantin'in ordularında her zaman için Hristiyan asker ve subaylar çok geniş ölçüde bulunuyorlar. Çok fedakar çarpışıyorlar. Büyük bir itaat var aralarında. Ve herhalde buna bağlılar. Konstantin'i yakın görüyorlar kendilerini. Ve Konstantin de böyle bir Hristiyan olmuş, vaftiz olmuş falan değil ama Hristiyanlığa bir yakınlık var. Hatta anası
Hristiyan olmuş Azize Helen. Şimdi bu dönüşüm sırasında bir kalıptır. Analar olur, oğullar arkada kalır falan. Mesela Rusya'da da bahsettik, Sviatoslav için evet. aynı şey söz konusuydu. Sviatoslav olmuyor. Ben diyor, birliğim diyor, askerlerim benimle alay eder böyle maskara dine mensubum diye. Ama annesi oldu değil mi? İmparator Manomach'ı ziyaret etti Bizans'ta falan. Bu çok yaygın bir kalıp böyle. Analar oluyor, oğullar arkada. Konstantin'in Hristiyanlığı tarih ilminin pozitif yorumuna bakarsan, vesika ve tanık ararsan falan çok iyi ispat.